Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Ve şimdi içinizde yankılanan sessizliği dinleyin. Kendi düşüncelerinizin sıcak kucağında huzur bulduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Peki ya bu düşünceler sizin değilse? Bilinç dediğimiz şey aslında özgürce kontrol edilebilen ve manipüle edilen bir alan ise, antik uygarlıkların karanlık sırlarından modern çağın sterilleşmiş laboratuvarlarına dek uzanan bir korku. Şimdi bu korku gerçek olmaya başlıyor. Beynimiz bir galaksiden daha karmaşık bir yapıya sahip. Sinapslar, elektrik sinyalleri, kimyasal reaksiyonlar. İnsan bilincinin gizemini çözmek adeta Tanrı'nın elini tutmak gibi. Elon Musk'ın Neuralink projesi masum bir vizyon mu? Yoksa karanlık bir geleceğin habercisi mi? Beyninize yerleştirilen bir çip sizi özgürleştirir mi? Yoksa sizi dijital bir zindana mı hapseder? Neuralink, insanlara cihazları sadece düşünceleriyle kontrol etme umudu sunuyor. Ancak bu çip bir kez beyninize yerleştiğinde, düşünceleriniz ne kadar güvende? Birilerinin zihninizin en derin köşelerine sızıp düşüncelerinizi, hayallerinizi değiştirmesi mümkün mü? Bir sabah uyanıp "Ben kimim?" diye sorduğunuzda cevabı kim veriyor? Siz mi, yoksa bu çipin arkasındaki yabancı mı? Dalgalar, görünmez, sessiz ve potansiyel olarak yıkıcı. 5G teknolojisinin geliştirilmesiyle birlikte komplo teorileri de fırtına gibi yayıldı. Beyinlerimize sızan ve bizi görünmez iplerle kukla gibi yöneten elektromanyetik dalgalar. Bu bilim kurgudan ibaret mi, yoksa gerçek bir tehdit mi? 5G'nin frekanslarının beynimizin dalgalarıyla nasıl bir etkileşimde bulunduğunu düşünün. Beyninizi bir radyo gibi düşünün. Belirli bir frekansa yayın yapar. Peki bu frekans dışarıdan gelen bir sinyalle karıştırılırsa ne olur? Farkında olmadan algoritmalar tarafından yönetilen bir hayat. Ya kullanılıyorsa? Gerçekler genellikle gizli kalır. MK Ultra. CIA'nin insan zihnini kontrol etmek için yürüttüğü bu karanlık projeyi duymuşsunuzdur. Hipnoz, uyuşturucular, elektromanyetik dalgalarla yapılan deneyler, iradeleri kırılan zihinler. O zamanlar bu projelerin sona erdiği söylendi. Ama gerçekten öyle mi? Bu deneyler sadece isim değiştirip devam ediyor olabilir mi? Ve bugün zihin kontrolüyle ilgili projelerin sona erdiğini düşünüyor musunuz? Ya hükümetler teknolojinin gücünü kullanarak bu deneyleri daha da ileri taşıdıysa? Modern insan görünürde özgür ancak aslında görünmez zincirlerle bağlanmış bir köle mi? Çevrenize bakın. Gerçekten özgür müsünüz? Yoksa sadece özgürlüğün bir simülasyonunu mu yaşıyorsunuz? Gündelik yaşantımızı yöneten küçük cihazlar, akıllı telefonlar, sosyal medya platformları, bilinçaltımıza sızarak düşüncelerimizi ve davranışlarımızı şekillendiriyorlar. Algoritmalar neyi göreceğimize karar veriyor. Bir haber akışında gördükleriniz, düşüncelerinizin arka planını oluşturuyor. Farkında olmadan algoritmaların bize dayattığı bir gerçeklik içinde yaşıyoruz. Sosyal medya beyninizin derinliklerine sızıyor. Her beğeni, her yorum dopamin seviyelerinizi yönlendiriyor. Siz bu dijital sistemlerin sadık bir kullanıcısı mısınız? Yoksa aslında onların kölesi mi oldunuz? Bu dijital iplerle gerçekte özgür müsünüz? Bir dünya hayal edin. Zihninizin, düşüncelerinizin, hatta anılarınızın başkalarının elinde olduğu bir dünya. Beyniniz bir programın kodlarıyla yeniden şekillendirdiğinde kim olursunuz? Bilinciniz bir çipin veya elektromanyetik bir dalganın evrinde olduğunda özgür iradeniz gerçekten var olabilir mi? Bu distopik geleceğe ne kadar yakınız? Teknoloji insanın en kutsal sınırlarını aşarak bilincimizi ele geçirebilir. İradesi olmayan robotlar mı olacağız? Yoksa bu bilinç kontrolü zincirlerini kırabilecek miyiz?
Bilinç kontrolü. Bir komple teorisi midir? Yoksa kapımızda bekleyen bir gerçek midir? Bilinç. İnsan olmanın özü. Düşüncelerimiz, duygularımız, hayallerimiz. Eğer bunlar kontrol edilebilirse geriye ne kalır? Gerçeklik bizden bağımsız mıdır? Yoksa manipüle edilen bir illüzyon mudur? Gerçekten özgür müsünüz? Yoksa bir simülasyonun içinde mi yaşıyorsunuz? Bilinç kontrolü, bilinmeyen bir geleceğin habercisi olabilir. Gerçeklik ve illüzyon arasındaki bu ince çizgide, kim olduğumuzu yeniden sorgulamak zorunda kalabiliriz. Gerçeklik. Ne kadarına inanıyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Belki de birlikte bu karanlık sır perdesini aralayabiliriz. Esen kalın.